Arıdan herkese merhabalar. Arıdan herkese. Arıdan herkese. Arıdan. Arıdan. Arıdan herkese merhaba. Let's go. Arı, arı. Arıdan herkese merhabalar. Look at yourself. Arı, arı. Arıdan herkese merhabalar. Arıdan merhabalar. Arı, arıdan herkese merhabalar. Arıdan herkese merhabalar. Arıdan herkese. Arıdan herkese. Arıdan. 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 Herkese merhabalar, ben Paragrafı Sevdiren Hoca. Her şey siz gülün diyeydi, başka bir şey için değil. Geri sayım denemesi 5 ve son denemedeyiz. Neden? Çünkü cuma günü siz böyle arkaya yaslanın, güzel güzel, sadece yarın her şeyin harika olacağını düşündüğünüz bir vaktin içerisine bırakın kendinizi diye ne uzun cümle kurdum. Aman Allah'ım, ben bile anlayamam bunu. İşte paragrafı yorumlama derken bunları yorumlayacaksınız, olayımız bitecek. Evet arkadaşlar, 11 dakika süreniz var. 11 dakika sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet, hemen başlayalım mı? Bugün yine Baran'ın yanında sevgili konuğum kim var? Gürkan Hocam, hoş geldin. Merhaba hocam, hoş buldum. Hemen başlayalım efendim. Diyor ki sözcük türü aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir? Hemen ne yapıyoruz? Bir numaraya gidiyorum. Yeni basmış, basmak ne? Fiil değil mi? Basmak fiil. Fiilin niteliğini bildiriyorsa bu yeni. O zaman ben buna ne diyorum? Zarf. Hemen aşağı seçeneklere gidiyorum. Bir numaranın zarf olduğu iki seçenek var zaten. A, D, Bursa, Ceyhan ve Edirne'yi tak 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 eleriz. Geçtim 2 numaraya, bakıyorum. Ne diyor efendim 2 numara? Çoğunun, değil mi? Çoğunun. Evet. Buradaki çoğunun ne olmuş? İyelik ve tamlı ereke almış bir ismin yerini tutan bir şey buldum ben. Doğru mu? Doğru. Bu hocam. Ne? Zamir. Zamir. O zaman ikinci numaranın karşılığında olan ifadenin zamir olduğu şey neymiş? Denizli değil mi? Bir numarası zarf. Evet. İki numarası zamir. Evet, evet. Dolayısıyla Denizli olduk mu? Oldu. Olduk. Diğerleri benim işim kaldı mı? Hayır. Cevabımız Denizli. Ama sizin için bakalım. Üç numara. Kesinlikle kadar ne yaparsanız yapın hep edattır. Dört numaraya bakıyorum. Ne diyor? Başka kelime. Başka ne yaptı? Sıfat. Kelimeyi belirtti. O yüzden sıfat. Bravo. Evet efendim, ne diyor? Aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır diyor. Hemen ne yapıyoruz? Seçeneklere iniyoruz. Birinci cümle biçimce olumlu, anlamca olumsuz bir fiil cümlesi. Aman Allah'ım, 3 tane hamle yapmam lazım. Şimdi döndürmek. Döndürmek ne? Fiil. O zaman fiil cümlesi. Burası tamam. Şimdi biçimce olumlu olumsuz olduğuna nasıl bakıyordum? Mema var mı yok mu? Doğru mu? Ya da değil. Evet. Bunların birisinin gelmesi lazım. Mema olumsuzluk eki var mı? Yok. O zaman ne? Biçimce olumlu. Şimdi ne demiş? Yolundan mı döndürecek? Yolumdan mı döndürecek? Hayır. Yolumdan döndüremez anlamında olduğu için buna ne diyoruz? Anlamca olumsuz. Dönmek fiil. O zaman A seçeneğimde herhangi bir problem yok. A'yı geçtim. 2'ye geldim. Devrik isim cümlesidir. Bakıyorum efendim, insanlık için çıktım bu yola. Çıktım sonda gelmedi. Aralara bir yere girmiş. Doğru. Devrik. Peki çıkmak ne? Fiil. Ama burada bize ne dedi? İsim dedi. O zaman ne oldu? 2 yanlış. Cevabımız Bursa. Devam edelim. Diğerlerini işaretleyen arkadaşlar için bir hızlıca göz atalım. Üçüncü cümle bağımsız sıralı cümledir demiş. Bakıyorum. Elbette engellemek için çabalayacaklar. Farkındayım. Çabalamak bir yüklem. Farkındayım. İkinci yüklemim. Yani iki tane ayrı cümlem var. Ve ne demiş? Bağımsız. Çabalayacaklar kim? Onlar. Farkındayım kim? Ben. Ayrı iki tane cümle oldu mu? Hiçbir ögesi de birbiriyle ortak mı? Değil. O zaman bu da ne oldu? Bağımsız iki tane ayrı cümlenin virgülle birleştirilmesine biz ne diyoruz? Bağımsız sıralı cümle diyoruz. Bu da doğru. Dörde geldik. Dördüncü cümle birleşik cümledir. Bakıyorum efendim ne demiş dörtte? Bu farkındalık. Yorulan en an ne oldu? Fiilimsi. Gezdiriyordu yüklem. Yüklemin dışında eylemsiler varsa biz buna ne diyorduk? Ne diyorduk? Ne diyorduk hocam? Yan cümle varsa girişik birleşik cümle diyorduk değil mi? Bu da doğru. 5 numaraya bakıyorum. Kurallı ve birleşik bir cümle midir? Yüklem sonda mı? Evet, yetiyordu sonda. Peki nasıl yapmış? Bana mutluluk olarak ek ne oldu? Olarak, erek, arak. Bu da zarf fiil eki. Dolayısıyla eylemsi olduğu için bu da birleşik cümledir. Dolayısıyla cevabımız kesinlikle Bursa.
Bu parçadaki numaralı cümlelerden hangisi yapısı bakımından ötekilerden farklıdır? Efendim, yapı denilince ne geliyordu aklımıza? Basit mi, birleşik mi, yoksa sıralı mı, bağlı mı, değil mi? Dört tane şey geliyordu aklımıza. Eğer tek bir tane yargı varsa biz buna ne diyorduk hocam? Basit. Eğer yan yargıları varsa, özellikle de eylemsilerden oluşturulmuşsa biz buna ne diyorduk? Birleşik. Doğru mu? Evet. Eğer birbirinden farklı ya da ortak ögeli birden fazla yüklemden oluşan cümlemiz varsa, cümlelerimiz oluşuyorsa daha doğru ifadeyle, biz buna ne diyorduk? Sıralı cümle. Bu birbirinden farklı olan yüklemleri, ifadeleri bir bağlaç aracılığıyla birleştiren unsur varsa buna da biz ne diyorduk? Bağlı cümleler. Doğru mu hocam? Evet. Doğru. Güzel. Peki hemen bir bakalım o zaman yapı olarak nerede nasıl bir farklılık var. Bir numaraya geldim. Açarak girdi. Girdiği yüklem açarak, erek arak fiilimsi. Bu birleşik. Şimdi ben ne arıyorum? İkinci bir birleşiği arıyorum. İkinci bir birleşiği bulamazsam ne farklı olacak onu arayacağım. Bakıyorum şimdi iki numaraya. Bir müddet etrafında bakınan ne oldu? Gene eylemsi. Söylemeden yine eylemsi çıktı yüklemim. O zaman ben ne yapıyorum? İki tane birleşik oldu. Şu an birleşik, doğru mu hocam? Doğru hocam. Birleşik cümlenin dışında bir şey bulduğumda cevabım o olacak. Üçe geldim. Neden gelmişti? Kimse anlamadı. Ne diyor? Üç numarada. Neden gelmişti? Bir cümlem. Kimse anlamadı. İkinci cümle. Evet. Burada eylemsi var mı? Yok. Bu ne? Sıralı cümle. O zaman birleşik değil. Cevabım ne olur? 3 numara. 4 ve 5'e bakalım. Vermeye çalışıyordu. Mema isim fiil. Bu da o zaman birleşik. 5 numaraya baktığımda da iç içe geçmiş iki tane cümle. Biz buna da ne diyorduk? Birleşik. Seslendi. Ana yüklemim. Az önceki genci tanıyan var mıydı? Tanıyan an. Ne oldu oradaki en an? O da eylemsi. Var mıydı? İç içe iki tane cümle olduğu için biz buna ne diyorduk? İç içe birleşik cümle. Yani her türlü ne olmuş oluyor? Alıntılanmış olan bu cümleleri de biz birleşik cümle grubunda ele alıyoruz. Cevabımız net bir şekilde 3 sıralı olan cümlemiz. Ceyhan. Evet arkadaşlar, güzel bir soru tipi. ÖSYM'de bu tip soru çok fazla gelmiyor ama neden olmasın? Bu aşağı LGS dediğimiz grupta bu tip sorular çokça geliyor. Virgülün işlevleriyle ilgili olarak aşağıdaki verilerden hangisine uygun bir örnek yoktur? Bakıyoruz hemen. Bize ne lazım? Uzun cümlelerde yüklemden uzun ara sözler, art arda söylenen eş görevli, sıralı cümle, aktarma cümlesi. Bana bunlar lazım. Bakıyorum. Şairler, romanlar, düşünce. Bunlar ne oldu? Bunlar eş görevliler değil mi? Eş görevli. O zaman Ceyhan gitti. Evet. Devam ediyorum. Şimdi diyor ki, dile getirmek bile şöyle dursun. Bak, yazıları olmasaydı dile getirmek şöyle dursun. Bu ne? Biz buna ne diyoruz? Ara söz. Değil mi? Ara söz. Al kardeşim Bursa. Bu da gitti. Çünkü bu yazarımız uzun yıllardır kabuğunu kırmak için çabalayan edebiyatımızın ufkunu genişletmiş, okurların da yazarların da başka perdelerden bakmasını sağlamıştır. Upuzun bir cümlede ne yapmış? Özne dediğimiz o bu yazarımız kısmı çok başta kalmış, ayrılmış, kopmuş. Onu biraz daha belirgin hale getirmek için biz ne yapıyoruz? Virgülü koyup onu biraz daha canlı, aman buraya dikkat et mesajını vermek istiyor Türk Dil Kurumu'nun değerli üyeleri. İşte biz de ne yapmış oluyoruz? Burada bunu bu yazarımızla hangi seçeneği ortadan götürdük? A seçeneğini. Değil mi? A seçeneğini. Güzel. Devam ediyoruz efendim. Edebiyatımızın ufkunu genişletmiş, okulların perdelerden bakmasını sağlamıştır. İki tane cümle. Az önceki sorularda bunların örneklerini gördük. İki yüklem, iki cümle demek. Doğru mu hocam? O zaman bu ikisini nasıl ayırıyorduk? Yani sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için virgül kullanıyorduk. Burada da bu gitmiş. Edirne de gitti. Açıkta kalan tek seçeneğimiz Denizli. Herhalde cevap Denizli'dir. Ama yine bakalım, tırnak içinde verilmeyen aktarma cümleler. Zaten burada aktarma bir cümle yok. Yok hocam. Dolayısıyla tırnak içinde verilmeyen diye bir şey aramaya da gerek yok. Aktarma cümleleri virgülle götürebilir miyiz? Götürebiliriz ama burada böyle bir cümle söz konusu değil. Cevabımız net bir şekilde Denizli Barancı. Evet, yine karma bir soru seçtim. DivX'ini iyice tarayalım diye. Bu parçadaki numaralı cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Soru kökümüz olumsuz. Dikkat ediyoruz. Bir de ne diyor? Birleşik yapılı bir cümledir. Bakıyorum efendim, birleşik yapılıda ne arıyorduk? Eylemsi var mı yok mu, değil mi? Sağlayan gitti. Biri eledim. Şimdi dikkat et. Bursa'da 2 demiyor. Bakın. Adam nereye atlattı bizi? Dördüncü cümle. İki ögeden oluşmuştur. Hemen dörde gidiyorum. İki ögeden oluşmuş mudur? Düşünüyorum. Kim? Ben. Şimdi ne?
hayvanlarda da benzer kodlamaları bulabiliriz diye. Oldu mu hocam yüklem, özne yüklem? Oldu hocam. Bitti. O zaman bu da doğru. 4 numarayı da geçtim. C'ye geldim. 5. cümlede birleşik zamanlı fiil kullanılmıştır. 5'e bakıyorum. Birleşik zamanlı fiil istemiş. Şimdi biliyoruz. Birleşik zamanlı mı? Evet. Mi? Hayır. Fiil mi? Fiil. Eyvallah. Ama birleşik zamanlı mı? Birleşik zaman ne oluyordu? Gelecek, idi, imiş, ise, dır ekleyeceğiz değil mi? Zamanın kendi ekine. Yani biliyordu, biliyormuş, biliyorsa, biliyordur değil mi? Böyle bir şey var mı? Yok. Evet, cevabımız o zaman Ceyhan. Devam ediyoruz. İkinci cümlede farklı türde zamirler kullanmıştır. İkiye gidiyorum hemen. Ne diyor? Bazılarının ne oldu? Belgesiz zamir diyor. Kendi diyor. Kendi. Ne oldu o kendi? Dönüşlük zamiri. Üçüncü cümlede hem edat hem bağlaç. Üçe gidiyorum, neredesin üç? Bazıları da ne oldu? Bağlaç için edat. O zaman hayırlı uğurlu olsun Ceyhan. Evet efendim. Çok gıcık, uyuz, sinir, mikrop bir soru sordum. Şimdi birlikte bakalım. Yazım yanlış sorusu. Neredeyse bütün böyle alengirli kelimeleri attık buranın içine. Hemen birlikte bakalım. Efendim A seçeneğinde antrenman. Antrenman değil. Tamam mı? Antrenman. Cadde. Ana cadde. Ayrı yazılır. Cadde de. D bağlaç değil. Caddede bulunma hali ki dolayısıyla bitişik yazılır. Fayton, foyton, fiton ya da fayton büyük değil. Tamam mı? Faytona bu şekilde. A'da herhangi bir yazım yanlışımız yok. Bursa'ya bakıyorum. Kolesterol doğru. Kolesterolü. Kolesterol değil. Tamam mı? Bak bu hataya düşen arkadaşlarımız var. Burcu hanım. Neydi? Hanım. He ne yaptık? Büyük. Büyük harfle yazdık hocam. Neden? Neden? Burcu hanım. Neden hanım büyük? Çünkü... Bir hitap. Evet. Ve ona gelen ekler ne yapıyorduk? Ayırıyorduk. Biz sorun yok. Ama bakın yan taraf. Sezaryen. Bak sezaryen. Bak sezaryen diyenler var. Sezaryen. Sezaryen. Bak. Dile ne kadar zor geliyor değil mi? Doğru ama dil alışmadığımız için. Sezaryen. Doğrusu bu. Bursa'yı da geçtim. Herhangi bir yanlışlık yok. Ceyhan. Bisküvi. Pisküvi, pesküvi, pesküvit. Bunlar değil. Tamam. Hüskaletler! Evet, değil. Değil, bunlar değil. Ne yazık ki, ki'yi konuşmuştuk değil mi? Bağlaç olduğu zaman ayrıydı. Sandviç değil, sandviç. Sandviç, bu da doğru. Melise, ne oldu? Bu Melis, Acun'un kızı Melis mi yoksa? Melise, ne yapacağız? Tırnakla giriyoruz, özel isim. D daha bağlaç, ayrı. Poğaça değil, poğaça, poğaça. Poğaça, poğaça. Değil mi? Bu da doğru. Denizli'ye geliyorum. Oyun bozan, evet doğru. Hoşça kal, evet. Hoşça kal, nasıl? Arkadaş bakın, hoş geldiniz, hoşça kal, ondan sonra iyi ki doğdun. Bunların hepsini nasıl yazıyoruz? Ayrı, ayrı, lütfen ayrı. Tamam mı? Yani bu kadar zor kelimelerin içerisinde zor bir kelimeyi cevap olarak seçmezler. ÖSYM de böyle yapıyor. Merak etmeyin. Devam edelim. Hoşça kal. Yanlış. Cevabımız Denizli ama devam edelim kelime avımıza. Affetmeyeceği, affetmek. Nasıl yazılır? Bitişik. Burada bir sorunumuz yok. E seçeneği katiyen. İki tane Y yok. Ya da katayyen böyle ayını belirtmek için Arapça kökenli bir sözcük oradan böyle tırnak inmesi lazım efendim gibi bir şey yok. Dilimize geçmiş kullanıyoruz artık kardeşim katiyen. Bu kadar. Efendim bijuteri. Bijuteri. Ya var ya. Bijuteri? Yani senin kız arkadaşın yok mu? Bijuteri. Bijuteri. Evet. Menü, menü, menü. Evet, menü diyorlar. Menü var mı? Menü. Evet, menü. Değil mi? Menü. Tabii ki. Ki yine nasıl? Ayrı. Evet, cevabımız Denizli. Umarım buradan da bir iki kelime denk gelir. Çok da güzel olur. Evet, geldik diğer bir sorumuza. Yer alan birleşik fiillerden hangisinin yazımı yanlıştır? Biz bir kural öğretmiştik sizlere değil mi? Ne demiştik? Efendim ya ünsüz türemesi olacak ya da ününün düşmesi olacak. Bunlar olursa birleşme gerçekleşir. Bunlar yoksa ayrılacaklar. Bu kadar basit. Efendim göç etmek bir ses olayı var mı? Bahsettiğimiz ses olayı yok. O zaman ayrı. Rica etmek var mı ses olayı? Yok efendim, o zaman ayrı. Affetmek. Bak ne oldu? Ünsüz türedi. Affe. Affe. İki tane F oldu. O zaman bunun bitişik yazılması lazım. Burada bitişik zaten hocam. O zaman sorun yok. Devam. Denizli'ye geldim. Hak etmek. Abi var mı bir ses olayı? Hak etmek. Oluyor mu? Yok.
Ya da hakkı etmek. Ya ünlü türemiş mi? Yok abi, bir şey de yok. Hak etmek işte. Ayır kardeşim, niye bitiştiriyorsun? O zaman cevap Denizli. Edirne'ye geliyorum. Bak, aklıma gelmek. Yine konuşmuştuk az önceki, yani bir önceki sorularda. Aklıma gelmek. Ne ya hocam? Anlamca kaynaşmış deyim değil mi bu? Anlamca kaynaşmış. Nasıl yazacağım? Ayrı yazacağım efendim. Bir problem var mı? Yok. Cevap kesinlikle Denizli. Geçiyoruz diğer sorumuza. Evet efendim, geldik son 4 soruya. Hangisi söylenemez diyor. Birinci cümlede 3 fiilimsi türünün de örneği vardır. Yani isim fiil, sıfat fiil ve zarf fiil. Üçünü de istemiş. Bakıyoruz hemen. Yaşadığımız dik duk ne oldu? Anası mezar dik ecekmişteki o diki aldık. Sıfat fiil gitti. Bırakıp ne oldu? İp inceleyerek, değil mi? İp inceleyerek oradaki zarf fiil. Yerleşmek, mayışmaktaki mekmak isim fiil. Evet. Bir numarayı ne yaptık? Elemiş olduk. İkinci cümle yapıcı olumsuz olduğu halde anlamca olumlu. Yapıcı olumsuzu nasıl yapıyorduk? Mema, olumsuzluk eki, dil, olumsuzluk eki, bunlardan birisi gelecekti. Bakıyoruz efendim. Vurmuyor, vuruyor, vurmuyor. Yapıcı olumsuz oldu mu? Oldu. Peki efendim, anlamca olumlu mu? Bakıyoruz. Yaşattığı kaostan dem vurmuyor muyuz sürekli? Evet, vuruyoruz. Değil mi? O zaman oldu mu? Oldu. İkide de problem yok. Bize söylenemezi istiyor. Biz söylenebilirleri bulduk şu ana kadar. 3'e geldim. Cümlenin öznesi sıfat tamlamasıdır. Bakıyorum, diyor ki böyle gidecek ne? Bu düşünce. Bu düşünce özne ise bu düşünce sıfat tamlaması olur mu? Olur. Her sıfat bir sıfat tamlaması ise bu da oldu. Geldik 4'e. Hem işaret sıfatı hem de işaret zamiri vardır. Okuyorum. Bunu başarırken, buradaki bunu ne? Zamir, değil mi? Bunu gösteriyorum. Devam ediyorum. O arkadaş ne oldu? O da sıfat. Dolayısıyla 4 de tamam. Geriye 5 kaldı. Cevaptır. Okumuyorum. Demiyoruz tabii ki. 5. cümlenin yüklemi ek eylemle çekilenmiş. Yüklem ne? Of çekmek, değil mi? Of çekmek. Ek eylem nerede kardeş? Ecek acak var. Gelecek zaman eyvallah ama idi, imiş, ise, dır var mı? Yok. O zaman cevabımız kesinlikle Edirne. Evet, ses olaylarından hangisi yoktur diyor. Okuyorum hemen. Her günün derdi, dert derdi. Ne oldu hocam? Yumuşama oldu değil mi? Devam ediyorum. Roman diyebilirim, diyebilirim. Ne oldu? Demekti. Demek, demek. Ne oldu? Biz buna ne diyoruz? Ünlünün daralması. A seçeneğini de götürdüm. Hatta bak aşağıda da ne var? Kalmıyor, kalmıyor. Bu da ünlü daralması. Doğru mu? Nakletmek, nakil etmek. Oradaki i ne oldu? Düştü. Ünlü düşmesi. Denizli'yi de götürmüş oldum. Devam ediyorum. Başka ne var? Bakıyorum, bakıyorum. Sanatçı. Sanatçı. TC. Sanatçı. Sanatçı. Ya da hemen devam edeyim. Şeffaflaştı. Şeffaflaştı. Buna biz ne diyoruz? Ünsüz benzeşmesi. Bunu da götürdüm. Ne kaldı? Şu an işaretlemedim. Bir tek ünlü türemesi kaldı. O zaman cevabı Ceyhan. Efendim diyor ki noktalı virgül bu cümledeki işleviyle kullanılmıştır. Önce cümledeki işlevine bunu benim saptamam lazım. Asit yağmurları, yağmur, kar, sis, çiğ ya da kuru parçacıklar şeklinde yeryüzüne dağılan asitik kimyasallardan oluşmaktadır. Ne yapmış? Şimdi oluşmaktadır ne? Asit yağmurları. Bu özne mi? Özne. O zaman ne yapmış? Özneyi kendinden sonra gelen ve aralarında virgül bulunan, eş görevli olan sözleri birbirinden ayırmak için kullanmış mı? Evet. Şimdi asit yağmurları virgül deseydi yağmur, kar, sis, çiğ hepsi birbirine girecek miydi? Girecekti. İşte özneyi diğerlerinden ayırmak için kullandı o zaman, noktalı virgülle ayırdı. Doğru mu? Güzel. Şimdi bunun benzerini arayacağım ben. Okuyorum efendim. Ağaçların yaprakları, çiçekler ve otlar asit yağmurlarından etkilenerek kuruyup yok olur. Görür. Ne yaptı? İki tane sıralı cümle ayırmak için. Bu işime yaramadı. Bursa. Marmara'da özellikle İstanbul, Bursa ve Kocaeli. Hop. Ege'de ne yaptı? Tür ve takım adlarını ayırdı. Bu da işime yaramadı. Ceyhan'a geldim. Asit yağmurdan yalnız göl, deniz, akarsular değil. Ne yaptı yine? İki tane sıralı cümle değil mi? İki cümle daha doğru. Sıralı cümle. Ögeleri birbirine bağlı. Ne yaptım? Ögeler arasında virgül bulunan sıralı cümleleri ayırmak için ne yaptı? Noktalı virgül kullandı. Ceyhan da işime yaramadı. Denizli'ye geliyorum. Asit yağmuruna maruz kalmış canlılarını tüketen insanlar, balıklar, kuşlar. Ah! Yukarıdakine ne kadar da çok benziyor değil mi? Evet. Sorunlarla karşılaşırlar. Ne? Sorunla karşılaşan ne? Asit yağmuruna maruz kalmış canlıları tüketen insanlar, bu özne.
kimle karışmasın, onun peşinden gelen balıklar, kuşlar, kümes hayvanları, değil mi? Virgülle ayrılmış olan bunlardan ayrılsın diye ne yapıyoruz? Noktalı virgülle ayrılıyoruz. Tıpkı yukarıda verilen cümle gibi cevabım Denizli. Edirne'ye de bir bakalım. Asit yağmuru kansere yakalanma riskini arttırmaktadır. Bir cümle. Solunum yolu hastalığı olmaktadır. İkinci cümle. Ögeler arasında virgül bundan sıralı cümleleri ayırmak için kullanmıştır. Dolayısıyla cevabımız net bir şekilde Denizli. Evet arkadaşlar, geldik son sorumuza. Ben bu sorunun çok güzel, çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. Bu soruyu kaç kişi doğru yaptı yorumlarda görmek istiyorum. Gerçekten doğru yapanları tebrik ediyorum. Başlayalım. Çünkü bunda ne var biliyor musun? Biraz odaklanma problemini aşmış öğrenci portföyünü aramak var. Ya da ikinci turda, üçüncü turda yapamamış. Bana ilk turda ben yaptım diyenler lazım. Evet efendim, başlayalım mı? Evet. Başlayalım. Her zaman ki... Yanlış mı? Doğru mu? Yazı mı? Her zaman ki... Burada bir yazım yanlışı var değil mi? Var hocam. Ne? Ki yazım yanlış hocam. Ki bitişik ne olması lazımdı? Bitişik yazılması lazımken ayrı yazılmış. Doğru mu? Evet. Tamam. Bu her zamanki bitişik yazılmış. Peki burada seçeneklerde var mı? Buna dair bir şey söylenilmiş mi? Yok değil yok mi? Hocam. Bu dursun şimdi o zaman. Çok da gürültülü. Bak çok da değil mi? D da bağlaç olan D da hiçbir zaman T ta şeklinde ya da bitişik yazılmazdı. O zaman ne olmuş? Bağlaç olan D yanlış yazılmış mı? Evet. Yazılmış. Ceyhan'a eledik. Devam ediyoruz. Bir yere gittik. Gittik yazmış adam buraya ya. Allah'ım ya Rabbim. Gittik. Ne oldu? Ünsüz benzeşmesi kuralına uymamaktan kaynaklanan oldu mu? Oldu. A'yı da götürdük. Bak ne diyor? Omuz omza. Biz bunu konuşmuştuk. Bana evet, hatırlıyorsun hocam, değil mi? Hatırlıyorum. Omuz ben asker. Silah. Omza. Omuz omuza. Omuz omza. Demiştim. Evet, güzel. Omuza, omuz omuza olacaktı. Omza, ikilemenin yanlış yazımı. Evet efendim, bu da tamam. Bir ve çok, iki ayrı kelime. İki kelimenin yan yana gelmesi nasıl yazılacak? Bitişik yazılması lazım. Ama nasıl yazılmış? Ayrı yazılmış. Hocam. E seçeneğinde de ne diyor? Bileşik sözcüklerin yanlış yazımı. Bu da gitti. Abi gittik yine aynı şekilde yukarıdaki gittikle aynı finaldeki son kelime. Tek bir seçeneğimiz kaldı, o da D seçeneği. Bağlaç olan ki'nin yanlış yazımından. Hocam yukarıda ki'nin yanlış yazımını bulmuştuk aslında her zamanki. Ama burada bir şey var, püf nokta var. Püf nokta ne? O ki sıfat yapan ki. Bağlaç olan ki'nin değil, sıfat yapan ki'nin yanlış yazımı. Yani yanlış yazım var eyvallah ama bu bağlaç olan ki değil. Dolayısıyla cevabımız Denizli. Evet sevgili arkadaşlar, 5 tane geri sayım denemesini tamamlamış bulunuyoruz. Umarım faydalı olur. Umarım şöyle güzel bir check-up yapmanıza vesile olmuştur. Artık yarın için bir plan yapmamanızı daha çok sınav uzmanları tavsiye ediyor. Cuma gününü daha rahat bir kafayla geçirmenizi, soru çözmemenizi öneriyorlar. Sanırım öyle yapsanız daha güzel olur. Çünkü yapacağınızı yaptınız. Elinizden gelen her şeyi ortaya koydunuz. Buna ben kalpten inanıyorum. İnşallah her şey gönlünüz olur. Cumartesi de, pazar da kaleminiz güçlü olsun, keskin olsun, aklınız net olsun. 2020 YKS tayfa, yolunuz açık olsun, bahtınız açık olsun, her şey gönlünüzce olsun. İnşallah hem cumartesi hem pazar gönlünüzden geçtiği gibi, hatta ondan daha güzel bir şekilde geçer. Sınav sonuçları da beklediğinizden de daha güzel gelir inşallah. Seneye bu zamanlar bizi izlemeyin ya. İzleyip ne yapacaksınız? Ama bol bol tavsiye edin. Şurada da bir Hamza hocamız vardı derseniz tabii ki mutlu oluruz. Yorumlarımızın altına gelip şurayı kazandım demeniz bizi çok çok mutlu eder, bahtiyar eder. Gerçekten çok seviniriz. İnşallah sadece bu anlamda görüşmeyi, daha ileriki süreçte kamu personeli sınavı için bir arayışta olursanız gene buluşmayı isteriz tabii ki. Ama onun dışında mezuna kalmayın. İstemiyoruz mezuna kalmanızı. İnşallah da gönlünüzdeki yerler olur. Evet, hepinizi seviyoruz. Arı ailesi olarak tekrar gönülden başarılar diliyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Yolunuz açık olsun.